Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. Trigonometri kampında kaldığımız konu yukarıda da görüldüğü üzere ters trigonometrik fonksiyonlar sevgili arkadaşlarım. Sizleri fazla bekletmeyeceğim, lafı fazla uzatmayacağım. Açıklama kısmında kitabımızın satış linki mevcut. Bu kitapla trigonometriden artı 4 net yapabilirsin. Buna emin olabilirsin. Mert hocana, Kenan hocana ve bana güvenebilirsin sevgili kardeşim. Evet bugün sizlerle birlikte artık ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğiz. Sayfa numaraları 49, 50, 51 ve 52. 49, 50, 51, 52. Ve daha sonrasında da test kısmı başlıyor. Sevgili arkadaşlarım kitapta aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlarım dedim ya lafı fazla uzatmayacağım. Geçelim dersimize. Evet aldık bakalım kalemi elimize yine. Başlayalım şöyle ters trigonometrik fonksiyonlar demiştik. Bu ters trigonometrik fonksiyonlarda sevgili arkadaşlarım Fonksiyonun mesela sinüs fonksiyonu tanımlandığı yer birebir ve örten olduğu aralık olmak zorunda. Çünkü o zaman tersi fonksiyon olmaz biliyorsunuz. Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması gerekiyordu. Dolayısıyla bundan kaynaklı eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında sinüs fonksiyonu birebir ve örten olduğu için bu aralığı alıyoruz. Ve tabii ki görüntü kümesi de eksi 1 ile 1 aralığında olacak. Sinüsün ters fonksiyonu sinüs fonksiyonu olarak tanımlanır. Eksi 1 ile 1 aralığını bu sefer eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına taşır. Tabi ters fonksiyon olduğu için bu tarafa doğru taşıyacaktır. O halde artık şunu söyleyebiliriz ki sinüs x eğer y ise x sinüs y'dir diyebiliriz. Örneklerimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bul demiş bize. Sinüsü, bak bunların her biri bir açı belirtir bize. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunu da nasıl okuyacağız? Sinüsü 1 bölü 2 yapan açı. Bunu bu şekilde okuyacağız. Sinüsü 1 bölü 2 yapan açı 30 derecedir. Yani arkadaşlarım pi bölü 6'dır. Bunu bu şekilde yazdık. Sinüsü eksi kök 3 bölü 2 yapan açı. Şimdi birinci bölgede yani 0 ile pi bölü 2 aralığında böyle bir değer yok. O zaman ben bunu dördüncü bölgede arayacağım. Yani eksi pi bölü 2 ile 0 aralığında arayacağım. Kök 3 bölü 2 yapan açı normalde 60'tır. O halde eksi pi bölü 3'tür diyebilirim. Ben bu açıya. Şimdi burayı nasıl okuyacağız hocam? Sinüsü 5 bölü 13 yapan açı tanjantı ne yapar diye soruyor aslında bize. Şimdi hemen o zaman üçgenden yardım alacağız. Şöyle bir tane dik üçgenimiz olsun diyeceğiz. Bu dik üçgende şurasına sevgili arkadaşlarım bak şimdi şu kısmı alfa dedim. Bu alfanın sinüsü neymiş? 5 bölü 13'müş. Yani burası 5 burası 13'müş. O zaman burası kaçtır? Tabii ki 12'dir. Tanjantı nedir diye sorulmuş. Karşı bölü komşudan 5 bölü 12'nin ta kendisidir diyeceğiz cevaba. Ve burayı da okuyalım sinüsü eksi 3 bölü 5 yapan açı kosinüsü ne yapar diye sorulmuş. Şimdi sinüsü negatif yapan açı nerededir? Dördüncü bölgede. E, dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için demek ki sevgili arkadaşlarım cevap pozitif olacak bu bir. Ben normal üçgenimi çizeceğim yoluma devam edeceğim. Yani şurası dik olsun diyeceğim. Şuraya alfa dedim. Bu alfanın sinüsü 3 bölü 5'miş. Eksi 3 bölü 5 ama ben 3 bölü 5 gibi düşüneceğim. E, o zaman burası kaç olur? 4. E şimdi bana bunun kosinüsü lazım. 4 bölü 3'tür diyeceğim. Tabii dördüncü bölgede olduğu için pozitif olacak. Eğer farklı bir bölgede olmuş olsaydı yani kosinüsün negatif olduğu bir bölgede olsaydı burayı 4 bölü 3 dedikten sonra eksi 4 bölü 3 diyecektim cevaba. Ama şu an pozitif olan bir bölgede çalıştığımız için cevap 4 bölü 3 olacaktı. Geçtim ikinci örneğime. Arksinüs 4 eksi x bölü 6 fonksiyonunun en geniş tanım kümesini bulunuz demiş. E şimdi içerideki yani arksinüsün görüntü kümesi neydi? Eksi 1 ile 1 aralığıydı. E doğal olarak e, sevgili arkadaşlarım arksinüsün tanım kümesi özür dilerim. 4 eksi x bölü 6 nerede olmalıymış? Eksi 1 ile 1 kapalı aralığında 6 ile çarparsam eğer eksi 6 küçük veya eşittir. 4 eksi x o da küçük veya eşittir 6. Simetrik bir aralık olduğu için eksi ile çarpsam da sayılar değişmeyecek. Eksi 4 küçük veya eşittir. X eksi 4 eksi 6 küçük veya eşittir. X eksi 4 o da küçük veya eşittir 6 diyeceğim ve 4 ekleme zamanıdır. Eksi 2 küçük veya eşittir x bu da küçük veya eşittir 10 diyeceğim. Demek ki x'ler neredeymiş arkadaşlarım? Eksi 2 ile 10 kapalı aralığının ta kendisindeymiş. Ve devam ediyorum 3. sorumla. 3. soruda uygun koşullarda tanımlı fx eşittir böyle bir fonksiyon verilmiş kuralı. F'in tersini bul demiş. Bunları bulmanın ben konu anlatımlarına sık sık size söylüyorum. Bunları bulmanın kolay bir yolu var. 1. X'e uygulanan işlemleri basamak basamak yazın. Önce ne yapılmış? 2 çıkarılmış bakın. 2 iki çıkarmış. İkinci işlem sinüsünü almış. Sinüs al. Üçüncü işlem burada 2 ile çarpmış bunu. 2 ile çarp dedim. Ve son işlemimiz bak burada 4 eklemiş. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu tersten başlayacağım. Ve bütün işlemlerin de anti işlemlerini uygulayacağım. 4 ekle demişti ya. 4 çıkaracağım. 2 ile çarp demişti. 2'ye böleceğim. Sinüs al demişti. Ben bunun ark sinüsünü alacağım. 2 çıkar demişti 2 ekleyeceğim bu da bana fonksiyonumuzun tersini verecek sevgili arkadaşlarım gayet kolay bir yöntemdir tavsiye olunur. Devam ediyorum dördüncü örneğimle. Dördüncü örnekten önce tabi arka kosinüs fonksiyonu var. Önce onu bir tanımlayalım. Şimdi kosinüsün birebir bir örten olduğu aralık sıfırla pi olduğu için sıfırla pi kapalı aralığı olduğu için kosinüsü tanım kümesi burasıdır diyeceğim. E, nereye tanımlanıyor? Eksi ile bir aralığına tanımlanıyor ve kosinüsün tersine arc kosinüs diyeceğiz. Tabi bu da bu taraftan bu tarafa tanımlanacak. Yani ya birinci bölgede ya ikinci bölgede olacak. Birinci bölgede ise pozitif olan değerler için ikinci bölgede ise negatif olan değerler için çalışacağız. Eğer kosinüs x y ise x arc kosinüs y'dir diyoruz tabi ki. Şimdi dördüncü örneğimize bir bakalım. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bul demiş bize. Hadi bulalım. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı. Kosinüs 61 bölü 2 idi. Dolayısıyla pi bölü 3'tür diyeceğim. Kosinüsü eksi kök 3 bölü 2 yapan. Şimdi kök 3 bölü 2 yapan 30'du. Yani pi bölü 6. O zaman ben pi'den pi bölü 6'yı çıkaracağım. İkinci bölgede olduğu için negatif olduğundan. 5 pi bölü 6'dır diyeceğim. Kosinüsü 5 bölü 13 yapan açı sinüsü ne yapar diye sorulmuş. Tabii hemen üçgen çizeceksin bunda da. Az önceki olduğu gibi. Üçgeni çizdikten sonra diyeceğim ki bak şurası alfa derecelik açıdır. O zaman buraya alfayı çizdim. 90. Kosinüsü ne yapıyormuş? 5 bölü 13. Yani burası 5'miş. Hipotenüs 13'müş. O zaman karşısı 12'nin ta kendisidir. 5, 12, 13 üçgeni. Sinüsü ne yapar diye sorulmuştu. Karşı bölü hipotenüsten. Tabii ki de 12 bölü 13 yapar arkadaşlar. Kosinüsü eksi 3 bölü 5 yapan açı kotanjantı ne yapar diye sorulmuş. Hemen üçgen çiziyoruz. Şimdi kosinüsün eksi 3 bölü 5 olduğu yer. Tabii kosinüs ya. Neresidir? ikinci bölgedir. Ben buraya alfa dedim. Bak şu kısım alfa buraya alfa dedim. Burası 90. Kosinüs 3 bölü 5'miş. Pozitif olarak 3'e 5'i yazdım buraya. Burası da 4'tür. Şimdi ikinci bölgede olduğunu unutma. İkinci bölgede kotanjant da negatif. Kotanjantını bul. 3 bölü 4 mi? O zaman cevap eksi 3 bölü 4'tür diyeceksin. Kotanjant ikinci bölgede negatif olduğu için. Devam ediyorum. Beşinci örnekte. Bu fonksiyonun tersini bul demiş. Hemen adım adım. 1. 3'e bölmüş arkadaşlar. 3'e bölmüş. 2 2 çıkarmış. Daha sonrasında 3 ark kosinüs almış. Ark kos al. Şimdi tersten başlıyorum ve bütün işlemlerin anti işlemlerini uyguluyorum. Ark kosinüs almak yerine tabii ki de kosinüs alırım. 2 çıkarmak yerine 2 eklerim. 3'e bölmek yerine de 3 ile çarparım. Dağıtırsam içeri 3 kosinüs x artı 6 bana fonksiyonun tersini verir mis gibi. 6. örneğimle devam ediyorum uygun koşullarda tanımlı bunun tersini bul demiş. Hadi hemen bulalım. 1, 3 çıkarmış. Önce bak içeride 3 çıkarıyor. Şurada sonra kosinüs alıyor. Kosinüs al ve sonra da 3 ekle diyoruz. Tersten başlayıp bütün işlemlerin anti işlemlerini uygulayacağımızı yine dile getiriyorum. 3 eklemek yerine 3 çıkaracağım. Kosinüs almak yerine ark kosinüs alacağım. Ve 3 çıkarmak yerine 3 ekleyeceğim. Bu da bana fonksiyonun tersini verecek sevgili arkadaşlarım. 6. örneğimizi de çözdük. Artık bu sayfa bitti. Sayfamıza şöyle uzaktan birazcık bakalım. Şöyle gaza gelelim. Senin de umarım sayfan bu şekilde derli toplu düzenli ve doludur. Devam ediyorum. Şimdi 50. sayfamda ark tanjant fonksiyonumla. Şimdi tanjant fonksiyonunun birebir ve o örten olduğu aralık sıfır civarında, orijin civarında. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır. Bu aralığı da eksi sonsuzda artı sonsuza taşır. O zaman art tanjant fonksiyonu eksi sonsuz da artı sonsuz aralığını eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına taşır. Tanjant x eşittir y ise x eşittir arktanjant tanjant y'dir diyeceğiz sevgili gençler. Yedinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bul demiş. Tanjantı 1 bölü köküç yapan açı tabii ki de 30 derecedir. Yani pi bölü 6 radyandır. Tanjantı eksi yapan. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Tanjantı köküç yapan pi bölü 3'tü. E, eksi kök 3 yapan eksi pi bölü 3'tür. Çünkü dördüncü aralıkta arayacağız. Tanım kümemizi neresi vermiştik? Bak eksi pi bölü 2'den pi bölü 2 aralığına. Eksi pi eksi pi bölü 2'den sıfıra kadar dördüncü bölge. Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar birinci bölge olduğu için bunu böyle seçiyoruz. Tanjantı 4 bölü 3 yapan açı tanjantı ne yapar? E, tanjantı 4 bölü 3 yapıyorsa tanjantı 4 bölü 3 yapar. Aslına bakarsan burası şu mantıkla aynıdır. F'in içerisine F'in tersinde X de aynı şeydir şunları götürüp x diyorduk ya hani o şekilde bunları da götürüp direkt 4 bölü 3 diyebilirsin o halde. Ama zaten okunuştan da yani sadece okunuşunun nasıl olduğunu bilsen yetiyor bak. Tanjantı 4 bölü 3 yapan açı tanjantı ne yapar? E 4 bölü 3 yapar. Farklı bir şey yapmaz. Peki tanjantı eksi 1 bölü 2 yapan açı kosinüsü ne yapar? Şimdi tanjantın eksi 1 bölü 2 olduğu yer 4. bölgedir tanım aralığına göre. 4. bölgede kosinüs pozitiftir. O halde benim bulacağım sonuç pozitif olacak bu cepte. Tanjanta eksi 1 bölü 2 yapıyorsa eğer hemen bir tane üçgen çizeceksin sen. Ve diyeceksin ki hocam şurası alfa olsun ben buraya alfa diye tercih ettim. 1 bölü 2 ise burası 1'dir, burası 2'dir, burası da kök 5'tir. Şimdi kosinüs nedir? 2 bölü kök 5 ve pozitif olacağını söylemiştik. Demek ki cevap 2 bölü kök 5. Kök 5 ile genişletirsek 2 kök 5 bölü 5 bana cevabı verir diyebilirim artık hangisi varsa şıklarda. Arkotanjant fonksiyonuna da bakalım sıfırla pi aralığını eksi sonsuzda sonsuz aralığına taşır. Bak kosinüs gibi sıfırla pi aralığı yani birinci ve ikinci bölgelerde çalışıyoruz. Eğer pozitif bir sonuç istiyorsa birinci bölgede arayacağız. Negatif bir sonuç istiyorsa ikinci bölgede arayacağız. E, kotanjantın ters fonksiyonu da ark kotanjanttır. Bu şekilde eksi sonsuzda artı sonsuz aralığını sıfırla pi aralığına taşır. Kotanjant x eşittir y ise x ark kotanjant y'nin ta kendisidir diyebiliriz. 8. örnek kotanjantı kök 3 bölü 3 yapan açı nedir? Tabii ki de hocam 30 bakayım özür dilerim 60 derecedir. Yani pi bölü 3'tür. O halde buraya pi bölü 3'ü yazabilirim. Peki kotanjantı eksi 1 yapan bak unutma ner neredeydi bunlar? Negatif yapanlar ikinci bölgede. Normalde kotanjantı 1 yapan pi bölü 4'tür. O halde ikinci bölgede pi bölü 4 derecelik açı x ekseniyle pi eksi pi bölü 4'ten 3 pi bölü 4'ün ta kendisidir kotanjantı 5 bölü 12 yapan açı sinüsü ne yapar? Hemen bir tane dik üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Bu dik üçgende ben şuraya diyeceğim ki burası alfa olsun. Şimdi kotanjantı 5'e 12 ise 5'e 12 şöyle olacak. 5 12 tabii ki burası da 13'tür. E sinüsü ne yapar diye sorulmuş. Karşı bölü hipotenüs diyeceğiz. Yani 12 bölü 13 diyeceğiz. En son kotanjantı eksi 3 bölü 4 yapan açı ikinci bölgededir diyeceğiz. İkinci bölgede sinüsün pozitif olduğunu biliyoruz. Cevap pozitif olacak dedik. Daha sonrasında gidip üçgeni yapıştıracağız buraya. Dik dedim şuraya alfa dedim. E, burası da alfa olsun. Kotanjantı 3 bölü 4'müş. Yani burası 3 burası 4 o zaman burası 5'tir. Ve son olarak hamlemizi yapıyoruz. Sinüsü bulacağız. Karşı bölü hipotenüs yani 4 bölü 5'tir diyeceğiz. İkinci bölgede olduğunu bildiğimiz için sinüs pozitif olduğundan cevabın pozitif olması gerektiğini zaten söylemiştik. Ve arkadaşlarım devam ediyorum. Sağ üst tarafla az daha diğer sayfaya doğru geçiyordum. Evet, dokuzuncu örnekteyiz. Diyor ki sinüsü 4 bölü 5 yapan açı kosinüsü ne yapar? E 3, 4, 5 üçgenidir. Tabii ki 3 bölü 5 yapar. Burası 3 bölü 5. Buraya bakıyorum. Tanjantı 1 bölü 2 yapan açı tanjant ne yapar? E, tabii ki 1 bölü 2 yapar. Başka bir şey yapar mı? Yapmaz. Arada da ikisi var. Demek ki ben 3 bölü 5'ten 1 bölü 2'yi çıkaracağım. Benden bunu istiyor. Bunu rica ediyor. Ben de ricasını yerine getireceğim sorunun. 2 ile 3'ü çarptım 6. 5 kere 1, 5 bölü 10 dedim. Demek ki cevabımız 1 bölü 10 olacakmış sevgili gençler. Evet 10. örnekle devam ediyorum. Şuraya alfa dedim. Ve benden artık ne istiyorsa onu yazacağım. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa. Şimdi 3 pi bölü 2'den çıktığı için isim değişir. Kaçıncı bölgeye düşer hocam? Üçüncü bölgeye düştüğü için de eksi kosinüs biliyorsun birinci ve 3 e, üçüncü bölgede sinüs ve kosinüs negatifti. Eksi kosinüs alfa soruluyor bize diyebiliriz. Şimdi kardeşim alfa derecelik açı tanjant 12 bölü 5 yapıyormuş. Üçüncü bölgede olduğunu söylediğimiz için kosinüs negatif olduğunu unutma. Buradaki alfanın üçüncü derecelikte üçüncü bölgeyle bir alakası yok. Şimdi alfayı çizdim şöyle. Bunun tanjantı neydi? 12 bölü 5. O zaman şurası nedir? Tabii ki 13'tür. E bunun kosinüsü ne olur? Bak bana kosinüs alfa lazım. 5 bölü 13 olur. Demek ki cevabım da eksi 5 bölü 13 olacakmış o halde. Evet 11. örneğimize devam ediyoruz. Bunun tersini bul demiş. Bulalım hemen. 1 açı 2 ile çarpılmış. 2 ile çarp dedim. 2. olarak tanjant alınmış. Tanjant al dedim. 3. olarak 2 ile çarpılmış. Yine 2 ile çarp dedim. Ve 4. olarak 2 çıkarmış. O zaman 2 çıkar dedim. Şimdi tersten başlıyorum. Ve bütün işlemlerinde anti işlemlerini uygulayacağım ben. 2 çıkarmak yerine 2 ekleyeceğim x'e. 2 ile çarp demek yerine 2'ye böleceğim. Tanjant almak yerine ark tanjant alacağım. Ve son olarak 2 ile çarp demişti ya ben 2'ye böleceğim. Bu da bana f'in tersinde x'i verecek kolay ve basit bir şekilde. Devam edelim 12. örnekte. Bunun da tersini bul demiş. Hadi bulalım. Önce 1 çıkarmış. 1. 1 çıkar. 2 ark kotanjant almış. Ark kot al. 3 2 ile çarp. Ve son olarak 4 2 ekle. Şimdi ben 2 eklemek yerine 2 iki çıkaracağım. 2 ile çarpmak yerine 2'ye böleceğim. Ark kotanjant almak yerine kotanjant alacağım. Ve 1 çıkarmak yerine 1 ekleyeceğim. Bu da bana f'in tersini verecek sevgili gençler. Evet 12. örneğimizi de tamamladık. Böylelikle 50. sayfamızda sonuna geldik. Şöyle uzaktan yine 50. sayfamıza bakalım. Sırf kendimizi gaza getirmek amaçlı. Sayfamız gayet nizami, düzgün. Tamam. Geçiyoruz 51. sayfamıza ve 13. örneğimize. Bunu sağlayan x değeri nedir diye sormuş. Bak şimdi güzel kardeşim şuradaki 2'nin burada bir işi yok. Anlamsız bu 2'yi alacağım karşı tarafa gönderebilirim. Burayı 6 yapar. Pi bölü 6 oldu. Şimdi arc sinüs 2 x eksi 5 bölü 2 pi bölü 6 ise o zaman sinüs pi bölü 6 da tabii ki 2 x eksi 5 bölü 2'dir. Sinüs pi bölü 6 yani sin 31 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 eşittir. 2 x eksi 5 bölü 2 dedim. Her iki tarafta bölü 2'ler olduğuna göre 2x eksi 5 1'e eşittir. 2x eksi 5 1 ise tabii ki 2x 6'dır ve buradan x'in 3 olması içten bile değildir artık. Doğru cevap 3 olacaktı arkadaşlarım. X'i sormuştu bize. Devam 14. soru. Kosinüs arc sinüs x. Eşitini bul demiş. Hemen bir tane üçgen çiziyorsun. Şöyle kocaman bir üçgen çizdim bak. Tamam net gör. Şurası 90 hocam. Ben şuraya alfa demek istiyorum. Bu alfa Bak bu alfanın sinüsü neymiş? X'miş. O zaman burası X ise burası 1'dir diyebilirim. Böylelikle sinüsü nasıl bulursun? X bölü 1. Bak X yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bunun kosinüsü. Şimdi kosinüsü bilmem için şurayı bulmam gerekiyor. Burayı nasıl bulurum? Karekök içerisinde 1 eksi x karenin şöyle 1 eksi x karenin karekökü diyebilirim. Kosinüsü sormuştu. Bu bölü bu. Yani o, zaman, o halde cevabımız 1 eksi x karenin kareköküdür diyebiliriz sevgili gençler. Çünkü 1'e bölmek demek biliyorsun beyhude bir çabadan ibarettir. <laughs> Devam ediyorum 15. örneğimle. Diyor ki kotanjantı diyor 2x yapan açı sinüsü kaç yapar? Hemen bir tane. Şöyle üçgen çizdik yine kocamanca. Daha sonrasında buraya şöyle dik dedik. Dik değil onu biliyorum ama dik dedik artık. Şurası alfa. Şimdi kotanjantı ne yapıyormuş? 2x. Yani burası 2 xken iken burası ne oluyormuş? 1. Bak kotanjant. Komşu bölü karşı 2x bölü 1'den 2x oldu. Peki bunun sinüsü nedir diye soruluyor. Burası nedir? 4x kare artı 1'in kare kükü değil midir? Evet. E bunun sinüsü sorulmuş 2x bölü burası. Yani cevap 2x bölü karekök içerisinde 4x kare artı 1'dir diyeceğiz. Doğru cevabımız buydu sevgili gençler. 16. örnek. Şimdi iki tane üçgene ihtiyacım var sanırım. Çünkü şuraya ben alfa, buraya da beta dersem aslına bakarsan kotanjant alfayı tanjant beta'ya böl demiş bize. Tamam. Bunu soruyor. Şimdi gençler, bir tane açımız varmış alfa diye. Bu alfa derecelik açı. Ne yapıyormuş? Sinüsü bir yap. E, sinüsü x yapıyormuş bak. Şöyle, şurası alfa. Sinüs neymiş burada x. Yani karşı böyle hipotenüs bu şekilde. O zaman burası nedir? 1 eksi x karenin kareköküdür. Daha sonrasında bir tane daha üçgen ihtiyacım var. Onu da fazla yer kaplamasın diye şöyle çizelim. Diyorum ki burası da beta. E, şurası da 90 hocam. Bunun da kosinüsü neymiş? Xmiş. Yani burası xken. Burası mı birmiş bu sefer? Aynen öyle. Şimdi kosinüsü x ise gençler e, şurası nedir? Şurası 1 eksi x karenin kareköküdür diyebiliriz. E şimdi şunun kotanjantı sorulmuş. Yani burası bölü bu. 1 eksi x kare bölü x bölü betanın da tanjantı sorulmuş. Karşı bölü komşu. Yani yine 1 eksi x kare bölü x olacak. O halde ikisini birbirine oranlarsam tabii ki cevap 1 gelecektir. Tabi bunu şu şekilde düşünebilirsin sen. Şu şekilde de düşünebilirsin. Sinüs x yapan açının kotanjantıyla kosinüs x yapan açının tanjantı birbirine eşit olduğu için eşittir 1'dir diyebilirdik. Bunu görmenin en kolay yolu birinci çizdiğimiz üçgende yani şöyle bir dik üçgen çizmiştim ya. Şuraya alfa demiştim. şuraya x demiştim. Buraya 1 demiştim. Bak şimdi. Şuraya beta demiştik ya. Aslında beta şurası. Ve alfa artı beta bize neyi veriyor? 90'ı veriyor. Neden? Çünkü bu betanın Bak kosinüsü x'ti komşu bölü hipotenüs bak x bölü 1'den gene x gibi. Yani Aynı sadece bir tane üçgen çizmemiz yetiyordu aslında bakarsan ama ben net gördüğü ikisini de çizdim. Ama aklın e, uzun yollara gitmesin diye kısa yolunu da sana gösterdim. Tamam mı güzel kardeşim? Evet alt tarafta sorumuz yok. O halde geçelim sağ üst tarafa. 17. örneğimiz. Kotanjantı x eksi 2 bölü 3 yapan açı tanjantı 5 bölü x artı 1 yapıyormuş x değeri kaçtır diye soruluyor bize. Yani bu demek? Şimdi tanjantı, örnek tanjantı 1 bölü 2 yapıyorsa bir açı, o açı kotanjantı 1 bölü 2 yapıyorsa tanjantı 2 yapar. E birbirinin tersi oluyordu bunlar. Demek ki x eksi 2 bölü 3 neymiş? x artı 1 bölü 5'in ta kendisiymiş. Yani bunun tersiymiş. Hiç dışlar işimizi görür. 5x eksi 10 5 eşittir 3x artı 3. Buradan 2x eşittir 13 geldi. x eşittir 13 bölü 2'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız buydu. Ben tam sayı çıkar diye ümit etmiştim. Acaba cevabımız doğru mu? Doğru. Yani tam sayı çıkmadı. Tamam güzel sıkıntı yok. Çıkmayabilir sonuçta. Devam ediyorum 18. örneğimle. Diyor ki bana arksinüs a bölü b yani sinüsü a bölü b yapan açı pi bölü 2 artı kosinüs b bölü 2 eşitliği veriliyor demiş. Şimdi ben durup her iki tarafın sinüsünü alacağım kardeşim burada. Şimdi neden alacağım? Ne işime yarar? Bak her iki tarafın sinüsünü alacağız şu şekilde. Ne işime yarar? Bir kere sinüsü a bölü b yapan açı sinüsü ne yapar? Tabii ki a bölü b yapar. Bu cepte eşittir diyorum. Sağ tarafa baktım. Sinüs pi bölü 2'yi eklemiş. Bak pi bölü 2'yi eklersem isim değiştirir. İkinci bölgeye düşer. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için burası direkt kosinüs olur. Ve kosinüs ark kosinüs b bölü 2 mi olur? Ark kosinüs b bölü 2. Peki şimdi sana şunu soruyorum kosinüsü b bölü 2 yapan açı kosinüsü ne yapar? E yine b bölü 2 yapar. Demek ki a bölü b, b bölü 2'nin ta kendisiymiş. Yani 2a burada neymiş? b kareymiş. Şimdi 2a b kare ise o zaman a eşittir b kare bölü 2 diyebilirim. O halde a gördüğüm yere b kare bölü 2 yazarsam bak b kare bölü 2'ye b eklemiş 3 bölü 2 olmuş. E şimdi o halde gel bunu 2 ile bir genişlet bakalım. b'nin karesi artı 2b eşittir 3 olur. 3'ü bu tarafa sallarsak b kare artı 2b eksi 3 eşittir sıfır gelir. Bak şimdi kardeşim ben burayı b ve b burayı da artı 3 ve eksi 1 diye açarsam b değeri ya eksi 3'tür ya da artı 1'dir diyebilirim. Yalnız şöyle bir durum var. Ben diyorum ki b eksi 3 olamaz. Bunu direkt kafadan elemem lazım. Peki neden? Bak güzel kardeşim. Kosinüsü b bölü 2 yapan bir açı. Şimdi eksi 3 yerine yazarsam kosinüsü eksi 3 bölü 2 yapan bir açıdan bahsediyorum. Bir kere kosinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1 iken bu ifadenin değeri yani kosinüsün değeri eksi 3 bölü 2 olamaz. Demek ki eksi 3'ü eledim. O halde B kesinlikle kaçmış? 1. Şimdi B 1 ise A'da 1 bölü 2'dir. Bunların çarpımı sorulmuş. 1 kere 1 bölü 2 bana 1 bölü 2'nin ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız budur deriz gençler. Devam ediyorum 19. sorumla. Şimdi az önceki soru gibi o zaman her iki tarafın tanjantını alarak işe başlayalım. Şöyle tanjantını alalım arkadaşlar. Tanjantı x eksi 1 yapar açı tanjantı x eksi 1 yapar tabii ki. Eşittir diyorum. Kosinüsü 1 bölü kök 5 yapan açı hemen bir tane şöyle çiziyorsun. Şurası x açısı olsun. x olmasın x'imiz var zaten alfa olsun. Ee, bu alfanın kosinüsü neymiş? 1 bölü kök 5. Yani burası 1 iken burası kök 5'miş o zaman burası da 2 midir? E, bunun tanjantı kaçtır? 2 bölü 1. Yani x eksi 1 neymiş? 2. O halde x kaçtır? Tabii ki de 3'tür. Basitçe bir soruydu ama güzeldi. Devam ediyorum 20. örneğimle. Ne diyor? Sinüsü x yapan açıyla kosinüsü x yapan açı. Arkadaşlar sinüsü x yapan açıyla kosinüsü x yapan açının toplamı mutlak surette 90 derecedir. Bak hemen bir tane üçgen çiz. Tamam mı? Hemen bir tane üçgen çizdim. Şuraya ne dedim? Alfa dedim. Şurası alfa. Şurası da beta olsun. Şimdi burası alfa iken Sinüsü x yapıyorsa bu burası x'tir, burası 1'dir diyeceğim. Karşı bölü hipotenüs, tamam? Şimdi şuraya da beta'da bakayım. Bunun kosinüsüne e, x bölü 1. Hmm, bak kosinüsü de x yaptı. Demek ki alfa artı beta kaçmış? 90. Demek ki bu 90'da radyan biçimde yazarsak pi bölü 2 olur. Şimdi 12 bölü pi çarpı e, Fx neydi arkadaşlar? Fx pi bölü 2 idi e, sabit fonksiyonmuş. E, F 1 bölü 3 nedir? E, sabit fonksiyon olduğu için pi bölü 2'dir. P'ler gider. Cevap 12 bölü 2'den nedir? Altının ta kendisidir diyebiliriz. Evet. 20'yi de çözdük. Ve 51. sayfamızı da bitirdik. Sayfamıza birazcık şöyle uzaktan bakalım. Kendimizi gaza getirir moda girdik. Ve daha sonrasında 52. sayfamıza geçiyoruz. 52. sayfa bizim son sayfamız bu videoda. 21. örnekteyiz arkadaşlar. Buradaki sorulara dikkat ediyorsun. Tamam. Arkos x artı arc x az önce söylemiştik 20. örnekte söylemiştik. Bu açı alfa ve bu açıya beta dersem alfa artı beta mutlaka 90 derece yani pi bölü 2 radyan olmak zorundaydı. Burada da bunun aksini iddia et demiş demek ki doğru. Tanjantı x yapan açıyla kotanjantı x yapan açının toplamı pi bölü 2'dir demiş. Şimdi bakalım. Şimdi ben şu kısmı alfa diyeceğim tamam mı? Şurası alfa olsun. Alfa. Tanjant x yapıyorsa burası x'tir burası 1'dir. Şimdi kotanjantı x yapan açı nedir? Ben şuraya beta dersem bak bunun kotanjantına bak komşu bölü karşı. Aa bu da x. E, çok güzel. E, o halde alfa artı beta kaçtır? Alfa. Ben şuraya beta dedim. Alfa artı beta 90'dır. Dolayısıyla bu da doğru. Kosinüsü x yapan açıyla kosinüsü eksi x yapan açının toplamı pi'dir demiş. Şimdi kosinüsü x yapan açı 30 derece ise eksi x yapan açı ikinci bölgede 180 eksi 30'du. Yani 150 idi. Bu ikisinin toplamı 180 yapar. Yani doğru. Yani pi yapar. Mesela bir tanesi 1 derece ise öteki 189 derece olmak zorunda. O zaman bunlar da toplamı 180. Demek ki hep 180 derece geliyor. Yani pi radyan geliyor. Demek ki bu da doğru. Doğru cevap 1, 2 ve 3 olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim 22'ye. Son 5 sorumuz kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam. fx fonksiyonu arc x artı 5 pi bölü 6 ve gx fonksiyonu kotanjant x'miş. g bileşke f eksi 3 Kö, eksi kök 3 bölü 2 soruluyor. Yani g'nin içerisine diyor f'in içerisinde eksi kök 3 bölü 2 yaz diyor tamam mı? Şimdi ben f fonksiyonum şurada benim. Eksi kök 3 bölü 2 yazacağım. Ne olur? Ark sinüs eksi kök 3 bölü 2 artı 5 pi bölü 6 olur. Şimdi şurası ne demekti? Sinüsü eksi kök 3 bölü 2 yapan değer demekti. Sinüsü kök 3 bölü 2 yapan değer sevgili arkadaşlarım 60'tır. Yani pi bölü 3'tür. Peki sinüsü eksi kök 3 bölü 2 yapar o zaman eksi pi bölü eksi pi bölü 3'tür. Ve buna da 5 pi bölü 6 ekle demiş. E ben bunu 2 ile genişletip toplarsam artık ne gelir burası? Eksi 2 pi artı 5 pi'den 3 pi gelir bölü 6 yani pi bölü 2 gelir. Şimdi içerisi neymiş? Pi bölü 2. Artık g fonksiyonunda pi bölü 2'yi yerine yaz demiş. Yani kotanjant pi bölü 2'yi bul demiş. Bu da cos 90 bölü sin 90'dır. Yani 0 bölü 1'den Doğru cevap sıfırın ta kendisidir diyeceğiz. Cevabımız sıfırdı arkadaşlar. Devam ediyorum. 23 ile. Ark kosinüs 3a eşittir alfaymış. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Kosinüs alfa eşittir 3a'dır. Ark sinüs A'da pi eksi alfaymış. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. Sinüs pi eksi alfa. Sinüs, sinüs pi eksi alfa. Alfa eşittir a'ymış. Sinüs pi eksi alfa dediğim şey aslında sinüs alfanın ta kendisidir. İndirgeme formüllerinden bilirsin. Sinüs alfa eşittir a'ymış ve kosinüs alfa eşittir 3 a'ymış. Güzel. A'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize sevgili arkadaşlarım. Şimdi düşünelim bakalım. Kosinüsü 3 a yapan bir açımız var. Ee, ve aynı açı sinüsü a yapıyormuş. Hemen ne yapacağım? Bir tane şöyle üçgen çizeceğim. Sıkıştığımız yerde üçgen çizebilirsiniz. Bak hiç problem değil. Yemin ederim. Ben hep öyle yapıyorum. Bunca yıllık hocayım. Sıkıştığım yerde üçgen çizdiğim takdirde çözemediğim soru olmalı arkadaşlar. Taktik. <laughs> Şimdi alfa derecelik açı sinüsü ne yapıyormuş? A, A yapıyormuş. O zaman burası A'dır burası 1'dir diyebilir miyim? Aynı alfa kosinüsü ne yapıyormuş? 3A yapıyormuş. O zaman burası 3A'dır. Burası da 1'dir diyebilirim. A çok güzel. Pizagor. A'nın karesi artı 9 A kare eşittir 1'in karesinden 1. Yani 10 çarpı A kare eşittir 1'miş. O zaman A kare kaçtır? 1 bölü 10. Peki A buradan birinci A'mız ee, 1 bölü kök 10 gelirken ikinci A değerimiz de eksi 1 bölü kök 10 gelir. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Ben 1 bölü kök eksi 1 bölü kök çarparsam eksi 1 bölü 10 değerinin ta kendisini bulurum. Cevap da zaten budur. Tamam mı güzel kardeşim? Bak ne kadar? hoş, ne kadar şık. Yani normal şartlar altında ben çok iyi tanıyorum seni. Şu tarz örnekleri görünce bir elin ayağın birbirine girmiyor değil. Ulan hiçbir şey vermemiş ne şekil var ne şekil olunca bir şeyler yapabiliyorum geometri bilgimle falan diyorsun da. Böyle şeyler gelince biraz böyle e, ellerin ayakların titriyor terlemeye başlıyor. Bak gerek yok böyle şeylere. Ben sana hoca olarak taktiğimi verdim. Ben trigonometrede ne zaman sıkışsam üçgen çizerim. Üçgen çizdiğim takdirde de çözemeyeceğim soru olmadı arkadaşlar. Bunu denemelisiniz. Tamam. 23. örneğimizde çözdük. Devam ediyorum. 24 sağ üst tarafta. Alfa 0 ile pi bölü 4 aralığında olmak üzere. Yani birinci bölgede bir açı. Ark tanjant x eksi alfa yapmış. O zaman ben tanjant alf eksi alfanın x olması gerektiğini düşünebilirim. Eksi alfa dediğim şey eksi pi bölü 4 ile sıfır aralığındadır değil mi? Şurasına alfa yazalım da karışmasın. A gibi olmasın arkadaşlar. Şöyle alfa diyelim. Tamam. Ee, şimdi eksi alfa dediğimiz şey dördüncü bölgede oldu. Ortaya çıktı. Güzel. O zaman tanjantın dördüncü bölgedeki eşitliği negatif bir sayıya eşittir. Bak bu negatifmiş. Negatif bir sayı. Şimdi e, bu açımızın sinüsü neye eşitmiş? Negatif bir sayıya. Sinüs negatif bir sayıya eşitse eğer dördüncü bölgededir. Güzel. Hangi bölgede olduklarını bulunuz demişti. Dördüncü bölgede. Kosinüse bakıyorum. Negatif olacaksa ikinci bölgededir. Bak burası. Çünkü kosinüsün biliyorsun negatif değerleri için ikinci bölgede açılar alıyorduk. Ark kotanjant x yine ikinci bölgededir diyebiliriz. Kotanj kosinüs de kotanjant sıfırla pi aralığında bakılıyordu. Bir ve ikinci bölgede. Sinüs ve tanjant dört ve birinci bölgelerde bakılıyordu. Aklında bulunsun unutma bunları. Devam edelim. Ark tanjant x kare eksi x artı 3 eşittir. Ark kotanjant 1 bölü 5 demiş bize. Şimdi o zaman ben her iki tarafın tanjantını alayım ya. Ya da hiç uğraşmaya gerek yok. Şunu da yapabiliriz. Bak şunu da yapabiliriz. Ne demiştik? Ark tanjant bir şeyle ark kotanjant bir şey. Yani yok ya her iki tarafın tanjantını alalım. Uğraşmayalım. Şöyle tanjantını aldım. Bu tarafın da tanjantını alıyorum. Tamam mı? Tanjantı x kare eksi x artı 3 yapan açının tanjantı ne yapar? Tabii ki x kare eksi x artı 3 yapar. Eşittir. Kotanjantı 1 bölü 5 yapan açının tanjantı nedir? 5'tir. Soru bitti artık. Bak basit. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 dedim. Buradan x'e x ve burayı da eksi 2 artı 1 diye açtım. x eşittir eksi 1 ve x eşittir artı 2 oldu. Şimdi uygun şartlar altında arksin x bölü 3 artı arkos x bölü 4 nedir diye sorulmuş. Şimdi ben burada tabi x'i eksi 1 ve 2 buldum ama hangisi olur? Yani bunu düşünebilir miyiz? 2 olmaz arkadaşlar. Hadi bakalım düşünelim 2 niye olmaz? Arkadaşlar 2'yi getirip yerine yazarsanız sinüsü 2 yapan bir açıdan bahsedemeyiz. Ama sinüsü eksi 1 yapan açıdan bahsedebiliriz. Sinüsü eksi 1 yapan açımız sevgili arkadaşlar eksi pi bölü 2'dir. Doğal olarak şu kısım eksi pi bölü 2 olacak. Bunu da 3'e böleceğiz. Yani burası eksi pi bölü 6 geldi. Artı Buraya bakıyorum. Kosinüsü eksi 1 yapan açı. Hocam kosinüsü eksi 1 yapan açı da pi'dir. Pi'yi de 4'e bölersek pi bölü 4 gelir. Şimdi burayı 2 ile burayı 3 ile genişletecek olursam eksi 2 pi artı 3 pi bölü 12 bana cevabı verir. Yani cevabım neymiş? Pi bölü 12'nin ta kendisiymiş dedim. Ve son örneğim 26. örnek arkadaşlarım. 26. örnek için. Şimdi burada ben sana ne demiştim? tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs tamam bunlar eksi bir ile bir aralık değerlere eşit tanjant ve kotanjant eksi sonsuz artı sonsuz ama bu ark kos, ark sin, falan dediğim şeyler bir açı. Dolayısıyla bunlar da birer açı olduğu için bunları şimdi küçükten büyüğe doğru sırala demiş bana. Bakalım nasıl sıralayacağım. Şimdi öncelikle sinüsü 1 bölü 3 yapan açı birinci bölgededir. Birinci bölgededir. Güzel. Kosinüsü eksi 1 bölü 3 yapan açı ikinci bölgededir. Çünkü ark kosinüs sıfırla pi aralığında olacaktı. Değil mi cevapları? Ve birinci bölgede yani sıfırla pi bölü 2 aralığında pozitifse pi bölü 2 ile pi aralığında negatiftir. Demek ki burası iki, ikinci bölgede olacak. Daha sonrasında tanjantı negatif yapan bölge e, dördüncü bölgededir. Ama şöyle negatif bir açıdır. Negatif açı. Tamam mı? Ve kotanjantı 1 bölü 3 yapan da yine ikinci bölgededir sevgili gençler. ikinci bölgededir. Şimdi burada en küçük hangisi C? Sonra birinci bölgede olduğu için A. Şimdi burada D ile B'yi nasıl kıyaslayacağım? İkisi de ikinci bölgede ama biri kosinüs biri kotanjant. Doğru mu? Peki ben bunları nasıl kıyaslayacağım? Hocam şöyle. Şimdi burayı şöyle birim çember üzerinde gösterebilirim aslında. Şöyle yapalım. Ve bunu da şöyle çekelim tamam mı? Şimdi kosinüsü 1 bölü 3 yapacak ya mesela. Şimdi 1 bölü 3 dediğim değer kosinüs için şurası olsun bak. Şurası. Tamam. Buranın uzunluğu 1 bölü 3. Peki şimdi kotanjantı 1 bölü 3 nasıl yaparım? Aynı uzunlukta bak aynı uzunlukta olacak şekilde. Yani şurası sevgili arkadaşlarım bak şurası. Şimdi buranın kotanjant uzunluğuna eşit olabilmesi için bu açının şöyle geçmesi lazım. Şimdi bak. Kosinüs uzunluğuna bakıyorum. Kosinüs açısının büyüklüğüne bakıyorum. Şurası. Kotanjant için bakıyorum. Burası. Hangisi daha büyük? Mavi daha büyük değil mi? Demek ki mavi büyükse ki maviye ben kosinüs uzunluğu demiştim. Demek ki arkadaşlarım şu daha büyük olacak. Yani CA D küçüktür. B olacak. C, A, D, B bana cevabı verecek diyebilirim. Evet bu sayfamıza da şöyle uzaktan bir bakış attık mı? Tamamdır. dört tane birbirinden dolu, birbirinden güzel, birbirinden düzgün not tuttuk arkadaşlar 4 sayfa boyunca ve artık rahatlıkla testlerimize geçebiliriz. Testlerimize de bayağı uzun soruluk testler ama çözeceğiz. Gayet keyifli testler. Gayet testlerdeki sorular çok keyifli. Dolayısıyla çözerken de göreceksin ki sana çok şey katacak bundan kaynaklı testleri önce kendin çözmeye çalış. Çözemediğin sorular için Kenan Hoca'dan bakabilirsin, benden bakabilirsin, Mert, Mert'ten bakabilirsin. Her şeyi yapabilirsin tamam mı? ama yeter ki çözümlerini öğren. Çözemediğin soru kalmasın. Çözemediğin soruların çözümlerine mutlaka ama mutlaka bakacaksın. Tamam mı? Evet artık kalemimizi bıraktığımıza göre sonraki videomuzda yani testte görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.